ilişkilerle ilgili konuşmayı çok seviyorum bu arada. Ahkam kesmeye bayılıyorum ilişkilerle ilgili. Gerçekten öyle bilir kişi gibi bir halimde var değil mi? Ne düşünüyorsunuz? Yok mu yani? Artık 37 yaşındayım, 10 senelik evliyim. 10 senelik evliyim ya. Bu ne demek biliyor musun? 10 senedir hiç kimse WhatsApp'ta benim son görülmeme bakmadı. Bana hep şey diyorlar böyle, eşiniz sahnede yaptığınız şakalarla ilgili ne düşünüyor? Yani diyorum ki ben biz birbirimizi tanıyan bir çiftiz. Eşim benimle ilgili bazı şeyleri biliyor yani mesela komedyen olduğumu. Komedyen ol, şöyle bir şey olmuyor yani. Seda yine çıkmış saçma sapan konuşmuş abi falan. Böyle bir şey olmuyor yani geceleri gizlice evden kaçıp insanlara sokakta şakalar yapmıyorum yani. O yüzden bu önemli bir kriter, anladın mı? Partnerin senin ne iş yap, meslek tanımını bilmesi lazım. Bu güzel yani. Gülşen'in kocasına hep soruyorlar, Gülşen'in kıyafetleriyle ilgili ne düşünüyorsun falan. Adam ne düşünecek? Muhtemelen karısının bir popstar olduğunu farkındadır. Ya şöyle, kadın bunu söylemiştir yani, anladın mı? Şöyle bir şey olmadı. Yani 5 senedir sana söylemedim ama bir gerçeği bugün açıklamak istiyorum. Ben bir popstarım. Ne? Evet, evet. Ben bir ikonum hatta. Ben bir pop yıldızıyım, bilmiyorum. Hayır, böyle bir şey olmamıştır değil mi? Evet, böyle problemler yaşayabilirim. Ya ama şu hoşuma gidiyor. Yani artık yani insanlar ne istediklerini biliyorlar ilişkiden. Çok spesifik ihtiyaçlar var. Ya bizim zamanımız öyle değildi. Ya çok hani manuel bir şekilde bulmaya çalışıyordum bir şeyleri. Yani çok uzun zaman geçireceksin ki bir tane özelliğini keşfedesin falan ya. Hani artık öyle bir şey yok. Artık gerçekten güzel bu arada. Ya mesela Twitter'da şöyle bir şey gördüm. 3 M'yle sevgilimi yazmayanla olmaz. Hani o M'lerin peşine düşmüş. Anladın mı? Bir M'nin hesabı sorulacak. Hani eskiden öyle bir şey yoktu. Çok genel kriterler vardı. Öyle değil mi yani? Çok mesela anneme soruyorum. Anne babamla nasıl oldu ilk kaynaşma falan. Diyor ki evimizin önünde bir dut ağacı vardı. Oraya çıkıp türkü söylerdi. Ya bu çok genel bir kriter. Yani evimin önündeki ağaçta türkü söylemeyenle olmaz falan. Böyle bir şey diyemez. Ama yaşlılara bak hep sorduğunda kriterler çok genel. Hani anneanneme soruyorum dedemle nasıl tanıştınız diye. Çok yakışıklıydı. Evimizin önünden geçeriydi. Saçını tararıydı. Beyaz bir gömleği var idi. Hani bununla bir yere varamazsın, anladın mı? Ama artık çok iyi yani. Sevgilim ya, oradaki M'lerin peşine düşün. Hitap çok önemli bir şey. Değil mi? Kesinlikle. Sizce önemli. Nasıl hitap etmesini istersiniz? Fark etmez. Hakaret olmadıktan sonra. Hakaret olmadıktan sonra. Ama bir şey söyleyeceğim. Hakaretin zevki de çok ayrı, biliyor musun? Saçmalama, deli misin sen? Sen deli misin? Hayır. Çok acayip hitaplar var ya. Sosyal medyadan takip ediyorum yani. Giriyorum hani çok çok deli çiftler var, çok aşık. Mesela geçen bir Instagram hesabına gittim. Kadın kocasının doğum günü şöyle kutlamış. Dengim. Dengem. Doğrum falan. Yani ne yaşamış olabilirsin? Biz de ya tam 10 senedir evlisin, 2 tane çocuğum var. Hitaplar biraz değişiyor. Geçen böyle salonda oturuyorum, eşim de çocuklarla birlikte içeride ve bana şöyle seslendiğini duydum. Annesi. Annesi mi? Dedim neyse, sonunda 3 tane iyi var en azından. Hemen cevap verdim, babası. Ya elimizde bunlar var, annesi babası. Neden romantik anlarda kullanmıyoruz ki? Ne yaptın babası? İyiyim annesi sen. Olabilir yani. Siz çift misiniz? Ne kadar zaman oldu? 3 sene. Çok iyi bir süre bu arada. Gerçekten nasıl hitap ediyorsunuz birbirinize? İsimle sanırım. Evet, evet, lütfen et, saçmalama. Yok, canım da diyoruz, aşkım da. Aa, bir dakika, o başka bir şey diyor bence. Sen söyle. Bıdırık dedi. Bıdırık. Hangi anlarda bıdırık diyorsun? Çünkü gerçekçi bir tespit olabilir. Bir durum komedisi olabilir.
Ya biz bence gerçekten birbirini iyi tanıyan bir çiftiz. Ya ben buna okeyim. Çünkü ama dedim ki yine de bu okey küpitteki bazı sorular var. Dedim ki bunu kocama sorayım. Hani neler olacak acaba? Birkaç soru var. Bunları belirledim. Böyle arabada giderken soruyorum. Dedim ki partnerinin senden daha çok para kazanması sana nasıl hissettirir? Dedi ki çok iyi. Çok iyi. Bak bu başka bir şey. Adam diyor ki beni sal. Yani hani ben artık uzanmak istiyorum. Beni bırak diyor. Yani iyi başka bir şey çünkü. İyi şey demek yani seni destekliyorum, seninle gurur duyuyorum. Ama çok iyi hissettirir şey demek. Yani yakamdan düşün. Artık çalışmak istemiyorum demek. Dedim ki peki zeka sence etkileyici bir şey mi? Yo dedi. Nasıl yani falan. Dedi ki Seda sen kendini çok akıllı zannediyorsun bu arada. Ben biraz kendimi akıllı zannediyorum böyle bir şey var. Ya bunu şöyle keşfettim yani kendimi akıllı zannetmemi. Çünkü sürekli insanlara bir şey anlatıp sonunda şey diyorum. Sen benim demek istediğimi anladın mı bu arada? Ama sonra düşündüm dedim ki ya gerçekten akıllıysam? Düşünsene ya gerçekten akıllıysam ve kendimi akıllı zannetmiyorsam? Bu israftır yani, yazıktır. Ziyandır bu. Ama gerçekten akıllı değilsem ve kendimi akıllı zannediyorsam çok da bir problem yok. Yani her durumda kendimi akıllı zannetmem çok iyi bir şey. Siz benim demek istediğimi anladınız mı bu arada? Sonra başka bir soru vardı. Soru şu, hiçbir gönüllülük çalışmasına katıldınız mı? Ben bunu gerçekten merak ettim. Çünkü bilmiyordum yani hiçbir gönüllülük çalışmasına katıldım. Dedim ki sen hiçbir gönüllülük çalışmasına katıldın mı? Dedim ki geçen yolda araba kalmıştı ya onu ittik. Çok doğru bu arada. Bizim ülkemizin erkekleri bakın çok büyük bir çoğunluğu en az bir kere bu gönüllülük çalışmasına katılmıştır. Bu nasıl bir şey yani o birlik beraberlik ihtiyacının artık tavana vurduğu o an hani yüklen bir el atın falan. İtiyorlar hepsi bir araya geliyor sonra böyle o ellerinden arabanın kaydığı o an herkes de o gurur ifadesi falan. Bugün dünya için elimden geleni yaptım falan gibi. Çok tatlı ya erkekleri böyle şeylerde gözlemlemeye bayılıyorum. Çok şeker küçük de bir mallıkları da oluyor orada. Ya bakın sapyoseksüeller vardır ama mal seksüeller de vardır yani. Kusura bakmayın yok diyemeyiz. Bu var.